ayrılık acısının bir reçetesi var mı? Ayrılık acı mı? Acı olduğunu acı olmuyor mu o ilk bittiği zaman? Bence acının tadını çıkartmanın yolunu bulmak lazım. Ne yapmak lazım? Bak, şimdi şöyle bir şey var. Acı niye geliyor insanın başına? İstemediği bir şey olunca canın acıyor. Işte. Tamam, neden geliyor acaba? Bak, tercihlerinden, seçimlerinden dolayı mı? Nedeni ne olursa olsun, acı insanın başına bir sebepten gelir. Var olan hiçbir şeyin alışkanlığını sürdürme. Hiçbir yere ve hiç kimseye alışma. Hiçbir insana, hiçbir kişiye de %100 güvenme, emin olma. Ve hayat hep böyle bilinç dışında yaşadığın sistem değil. Arada bir tokatlar acıyla seni. Tokatladıktan sonra acıyı çekersin. Bir süre vardır, 3 ay maksimum. Evet. O 3 ay içerisinde kişi şok yaşar. Şok zihinde şunu oluşturur. Şoka girdikten sonra bütün hayatını tekrar dizayn etmeye başlarsın. Bak dikkat et, hepimiz yaşadık çok o acıları. Evet, doğru. Ananı, babanı, bacını, hayatını, paranı, işini, gücünü, o insan yüzünden ihmal ettiğin her şeyi, tekrar kariyeri dinlersin. Tekrar toparlar. O yüzden acı 3 ay gelir, sonra keşfetmeye başlar. Tekrar yeni şeyi keşfeder, disipline eder. Eskiler der ya, acı öğretir. Hmm. Acı 3 ayda keşfedebilirsen yeniliği öğretir. O yüzden acı çekiyorsanız, Allah korusun, çok kötü acıların dışında bu tip acılar. Evet, acı çekiyorsunuz, bilin ki şunu sorun kendinize ve söyleyin önce. Tamam, neleri kırmam, neleri değiştirmem, neleri öğrenmem gerekiyor. Bunun için de acı çekerken beyin şunu yapıyor. Evet, depresyona girer. Evet, üzülür. Evet, küser hayata belki ama sakın ha bir kişiye küsüp hayata küsmeyin. Günlük alışkanlıklarınızı devam ettireceksiniz bir kere, her şeyden önce. Yeme, içme, gitme, gezme, etme, bilmem ne. Sadece en fazla iki kişiye güvendiğinizi anlatacaksınız bu olayları. Herkese konuşmayacaksınız kesinlikle. En büyük hataları bu insanların genelde. Peki acının geldiği, acıya kaynak olan kişiye karşı nasıl tutum yapacağız? Hani bu sevgiliyse, iş arkadaşıysa, bir grupsa, patronsa, babaysa, anneyse, her neyse. Şimdi acı çeken kişi doğru taraftadır. Yanlış tarafta olan kişi öfkeli, kıskanç ve saldırgandır. Oradan anlarız hangisinin doğru olduğunu. Ona bakın. Bir kişi öfkesi, nefreti, kıskançlığıyla devam ediyorsa saldırmaya, bu genelde acı çeken kişidir, çektiren kişidir. Acı çeken kişi genelde üzüntü konuşur, eder, ağlar, kapatmaya çalışır. Bunlar doğru taraftadır. Acı çektiren kişiye hemen bir mesafe koymak zorundasınız. Bir kere kesinlikle iletişim kapatılacak. Çünkü neden biliyor musun? Her zaman karşı taraf seni daha çok tahrik etmek için lafla, sözle, maille, fotoğrafla gelecek. Çirkinleşecek. O yüzden en büyük cevap daha iyi olmaktır.